Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Konularımız var, konuklarımız var. Öncelikle e, konular tabii ki e, yine güncel. Yeni belediye başkanlarının istifası, yeni belediye başkanı daha gündeme geldi dedi. Bugün bir haber, bir kulis haber, bir bilgi haber, bir muhabirin aldığı haber. Bu yayınlandırılan akşamdan beri bugün bu konuyla ilgili tepkiler var. E, bu 7 il kim? 7 belediye başkanı kim? Doğru mu? Doğruysa neden görevden alınıyorlar? Bunların hangisi FETÖ'cü yolsuzlukta alınmadıklarına göre ya da hangisi genel merkezin isteği ya da beklentisi dışında bir eylem ya da iş yapıyor? Bunları konuşacağız. Bülent Tezcan'ın e, gündemi verlediği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın e, Erdoğan e, faşist diktatör sözüyle ilgili bugün yankılar devam etti. Sayın Tezcan'ın sözleri vardı, ee, dava açıldı, bugün e, AKP cephesinden yine saldırı en azından belli ölçüde bu söze karşı tepki diyelim ona. Tepki devam etti, onu konuşacağız. Bir de e, Sayın Fikri Sağlara soracağım çok önemli, Tarsus'taki define kazısı. Yani bu sır bugün kısmen, Ayut var Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, kısmen açıkladı ama tam olarak hala vatandaşın kafası açık net değil. Özel timin, çevik kuvvetin, özel güvenlik önlemi aldığı, milletvekillerin sokulmadığı, ki milletvekilinin Türkiye'de giremeyeceği birkaç özel üst dışında hiçbir yer yok. Milletvekili de giremiyor, onu konuşacağız. Sayın Vekilim var, Zeynel, abi, Zeynel e, Emre, ona şeyi soracağız. Hem darbe komisyonu hem de devam eden davaları. Hemen e, bu arada konuklarımı tabii ki tanıtacağım size. Sağ tarafında Kültür ve Turizm Eski Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. Sol tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç ve etkin milletvekillerinden biri darbe komisyonundan da tanıyorsunuz. Büyük emeği oldu. ve Zeynel Emre. Hoş geldiniz Sayın Emre. Hoş bulduk. Sayın Bakan hemen sizinle başlayayım. Konuşacak çok şey var ama bu... bu zor sorudan mı Kolaydan. <laughs> yok kolaydan. Bizde zor soru yok ama Türkiye'nin kendisi zor. Yani yani problemler çok ağır. O kadar o, o kadar zorlanıyoruz ki her konuda e, kızmış sıkışmış seçmen olduk hepimiz. Hepimiz öyle olduk. Şimdi e, bu belediye başkanları ile e, ilgili bir iddia var. İsterseniz onla başlayalım. Yani e, ne kadar önemseneceği ya da e, ne kadar ciddi alınacağı konusu son derece önemli. Çünkü AKP'nin karnesinin bir kısmını da bu belediye başkanlarını görevden almalar oluşturacak. Yani gerekçesini halk anlayamadı. Gazeteci olarak biz de anlayamadık. Yolsuzlukla ilgisi olduğunu sanmıyoruz. Çünkü yolsuzlukla ilgili AKP'nin özel bir kaygısı ya da özel bir e, alerjisi yok. Yolsuzluğa karşı son derece rahat bir tavırları var. 6 e, kent belediye başkanına sonra 7 ilde daha belediye başkanı istifası isteneceği yönünde bilgi var. Gaziantep, Antalya, Trabzon, Ordu, Uşak, Nevşehir... Afyon Karahisar Belediye Başkanı'nın istifaları istenecekmiş. İstifalar e, Sezgin Tanrı Kulu var bizim İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. O da bir soru önergesi verdi e, ve sordu bunları. Şimdi Sayın Bakan şunu anlamaya çalışıyorum. E, şimdi bu belediye başkanlarını savunma pozisyonuna düşmek de son derece sakıncalı ve yanlış. Melih Gökçe'nin savunacak neresi var ya da Kadir Topbaş'ın neresi var diyebilirsiniz bunu saygı karşılarım. Ancak halkın oyuyla gelen bu belediye başkanlarının külli irade diyorlar şimdi. Yani külliyenin iradesi. Külli irade tarafından bir şekilde derdes edilmesi, görevden alınması örneğin e, Balıkesir'de ilgili şunu söylediler. Oradaki bir arazinin e, özelleştirilmesi e, ve büyük bir arazi ve bunun müteahhitlere imanla açılması konusuna direnmiş belediye başkanı. Ve bunu genel merkeze şikayet edilmiş. Görevden alma gerekçelerinden biri olarak da o gösterildi. Gerçekten e, siz ne gördünüz oraya? Siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Nedir bunun altında yatan, bizim bilmediğimiz bir şeyler mutlaka var burada da. E, aslında çok bilmediğimiz bir şey yok. Biraz evvel söylediğiniz gibi kişileri ayırmamız gerekiyor. E, AKP'nin bütün belediye başkanlarının demesek bile... Artık nam salmış belediye başkanlarının yolsuzlukları, usulsüzlükleri, hırsızlıkları ayuka çıktığını biliyoruz. Onu bir kenara koyalım. Ama Recep Tayyip Erdoğan nasıl yaklaşıyor diye bakmaya çalışıyorum. Recep Tayyip Erdoğan 15 yıldır girdiği bütün seçimlerde bir mağduriyet hikayesiyle girdi. Şimdi bu sefer mağduriyeti yok. Tek adam. Yani hem Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Hem de Partisinin başkanı. Partisinin genel başkanı. Zaten baktığınız zaman demokratik hukuk devletlerinde bir cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı oluyorsa artık biz ona cumhurbaşkanı demememiz gerekiyor. Çünkü bir tek partinin adayı oluyor. Dünyanın her tarafında adaylar gittikleri zaman tarafsız ve bağımsız olduklarını kazandıkları zaman söylerler. Şimdi bu sefer bir mağduriyeti yok. Her şey elinde. Tek adam. Meclis elinde. Meclisi görüyoruz. Milletvekilleri oturuyor, kalkıyor. istediğini yaptırıyor. Devlet elinde partinin devleti haline geldi. Bürokrasi korkuyor. Ee, hatta şimdi kulüste de konuşuyorduk. Her, hepimiz de konuşuyoruz. Şu mahkemeden nasıl bu dosya nasıl çıkarı bir yerlere bakılarak karar verildiği söylenecek hale geliyor. Dolayısıyla yargı da elinde. Yasama organı, yargı ve yönetim elinde. Bu sefer bir şey bulması gerekiyor. Şimdi bir algı yaratmaya çalışıyor. Değişim, farklılaşma. Kendi istedikleri belediyelerden geliyor. Aslında son derece yanlış, demokrasiye aykırı insanlara o kentin seçmenine, hemşerisine saygısızca bir davranış. Bunu bir kere görmek gerekiyor. Yani biz bu yapılan işleri bir kere demokrasi dışı tek adamın, Türkiye'yi nasıl yöneteceğinin somut ve son örneği olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Önce 6 tane belediye başkanı çıkacaksın dedi. İstifa etmezseniz gereğini yaparız dedi. Ya da sonuca katlanırsınız dedi. Yani şantaj var, tehdit var. Tek adam iradeyi külliye diyorsunuz. Tek adamın talepleri var. Peki niye? Topluma diyor ki bir değişim. Siz biz değiştirmezsek toplum bizi değiştirecek. Peki neden değiştirdiğinizi söyleyin. En azından Ankaralılar 23 yıl, İstanbullular 20 yıl, Balıkesirliler 5 yıl boyunca bu oy verdikleri insanı ya da 4,5 yıl oy verdikleri insanın işte Bursalılar daha fazla filan oy verdikleri kişilerin ne yaptığını da öğrensin. Yani ben seni partimin Belediye başkanı adayı olarak koydum, ben koymasam sen seçilemezsin diyorsun, koydum ama şu yanlışı gördüm. Sen FETÖ'cüsün, sen yolsuzluk yaptın, sen hırsızlık yaptın ya da sen benim istediklerimi yapmadın. Benim istedik kupon arazileri başkasına verdin gibi bir gerekçe gerekiyor. Bu gerekçeyi söylemediği süre içerisinde toplumun bugün, kendi yarattıkları algıda herkese FETÖ'cü olarak değerlendirdikleri için bu kişileri FETÖ'cü olarak değerlendiriyorlar. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Hem görev yapma, istifa et diyorlar. Sonra da diyorlar ki açıklama yapılırken yani topluma, oy veren insanlara bir savunma yapacaklar. Biz onları partimizin başka görevlerinde değerlendireceğiz. Peki bu yolsuzluk yaptığı için alınmışsa başka görevde nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir çelişki. Bunlar olmazsa İçişleri Bakanlığı'yla el koyacağız. Sonucunda hepsi demokrasi, hukuk, hak, adalet dışı davranıştır. Bunun arkasından 7 tane mi geliyor? 17 tane de gelebilir. Hiç, hiç önemli değil. Çünkü algıyı tutturmaya çalışıyorlar ama bence o algı tutmadı. Müthiş bir korku içerisindeler. O nedenle son 29 Ekim öncesinde ve şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e 15 sene sonra sığınmaya başladılar. Aynı 15 Temmuz'dan sonra da yapmışlardı bunu. Şimdi e, büyük bir coşkuyla e, 81 vilayetti. Cumhuriyet Bayramımızın e, kuruluşunun e, kurucusu Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz diyerek konuşmalar yapılıyor. Bu bence bu sıkıntının e, getirmiş olduğu e, sonuç. Bir şey soracağım Sayın Bakan. Yani iki ay yaş gibi bir söylemleri vardı Cumhuriyet dönemi ile ilgili. Binali Yıldırım son grup toplantısında eğer e, şeddeli diktatör görmek isterse Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baksın dedi. Tarihine baktığınızda Mustafa Kemal Atatürk partiyi kurdu, İsmet İnönü genel başkan. Yani e, aslında, birisi Cumhuriyeti kurdu, birisi de demokrasiyi kurdu. Yani tabii, demokratik çok, çok partili yaşayan. döneme geçti. Dolayısıyla. Ee, yani çok samimi değiller. Onu söylemeye hiç çalışıyorum. Hiç yani, samimi? değiller. Nasıl bir söylem Fatih yani. peşim ben ben buradan Ankara'lara sesleniyorum. Nasıl böyle bir şeye kabul ediyorsunuz? Buradan Bursalılara sesleniyorum. Nasıl verdiğiniz oyun sonucunda birisi git dediği zaman giden giden'e siz katlanıyorsunuz. Bekleyip 2019 Mart ayında ben sana gösteririm mi diyorsunuz? Yoksa o öyle geldi. Ben de korkumdan böyle sesimi çıkarmadım diyorsunuz. Bunu yaptığımız süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye kararlı olan bir noktada olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Birileri bunu yapıyor. Bugün şimdi deniyor ki mehter takımı gibi bunlar bir ileri giderler iki geri gelirler. Hayır bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Mehter takımı hiçbir zaman geri gitmez Fatih Bey. Mehter takımı bir sağa döner, bir sola döner ama hep ileri gider. Bir adım atar, sola döner. Bir adım atar, sağa döner, ileri gider. Bunlar böyle. Bir adım atıp insanları kucakladıklarını, bu ülkenin kurucu değerlerine, bu ülkenin insanların değerlerine sahip çıktıklarını gösteriyorlar bir adım atıp hemen arkalarını dönüyorlar o insanlara orada da kendi yandaşlarını ve çıkarları e, yandaşlarını çıkar aktarmak için o kucakladıkları insanların belki de ceplerinden, akıllarından değerlerinden çaldıklarını öbür tarafa aktarmak için dönüyorlar dolayısıyla e, mehter takımını böyle değerlendirmeleri gerekiyor e, çok değil cumhuriyetinden e, cumhuriyet bayramından kısa bir zaman önce bütün kanallarda Osmanlı e, 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 metiyeleri duyuyorduk değil mi? Evet. Birazdan sonra bir daha onları görürsünüz. Bence 16 Nisan e, korkuttu AKP'yi. 16 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle açıkça meşruiyetini kaybedilmiş bir referandum yapıldı ve bu referandumda bugün tek adama yol açacak olan anayasa değişikliği kabul edilmedi. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Bütün uluslararası kuruluşlar da bunu zaten söylüyor. Bu çok açık ortada. O nedenle zaten aydınların, yazarların hapiste tutulduğu, insanların korkutulduğu, herkesin üzerinde baskı yapılmaya çalışıldığı, belediye başkanları bugün için kuvvetli olarak görülüyorlar. İşte onların ellerindeki imkanlar tek adamın anlayışın... Onların Korkutulduğu yerinden alınacağı e, e, heyecanını ortaya konulduğu bir dönem bir noktadayız. Altı belediye başkanından beşi partimde kalacağım dedi. Emre, emredersin dedi yani. Bir tanesi dikkat edin, Ben siyaseti bıraktım dedi. Ailem tehdit altında. Aileme varıncaya kadar tehdit şantaj yapıldı dedi. Şimdi yine korku var tırnak içerisinde söylüyorum. O zaman Gerekli olan yerlere müracaat edin e, deniyor. Bence müracaat etmesine gerek yok. O ifade bir hukukçu arkadaşım var. Çok da genç ve e, başarılı arkadaşım. O da söyleyecektir. O ifade artık kamu davasına dönüşür. Savcılar resen hareket etmek zorundadırlar. Kim tehdit etti seni? Bunu söyleyecek cesarette Balıkesir Belediye Başkanı kimin ailesi üzerinde baskı kurduğunu, şantaj yaptığını söyleyecek cesarette ise bilin ki Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu e, bağımsız, demokratik hukuk devleti olma olsunda yolunu kaybetmeden devam eder. Söyleyebilirse. Söyleyemezse arkada biz söyleyecek olan insanlar çıkacaktır, onu söyleyeyim. Ama onu da göreceğiz. Yani e, bu kadar e, pervasızla davranışı herhalde altında kalmayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı uçakta bir şey söyledi. Çok ilgimi çekti benim. E, bu belediye başkanına baskı yapılmadı demedi. Yani ben şunu beklerdim. Bu belediye başkanı aileme kadar geldiler. Ailemi tehdit etler dediği zaman bu hem AKP Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı şunu söyleyecek. Öyle şey olur mu kardeşim? Burası Türkiye. Demokrasilerde bir yerel yönetimde görev yapmış bir insanı tehdit etmek kimin haddine? Gibi bir açıklama bekledim. Samimiyetle bunu bekledim. Şunu dedi e, Cumhurbaşkanı, böyle bir şey varsa prosedürü işletsin, gitsin başvursun. Sevgili Fatih'ciğim, e, bizim, şey. bizim bizim hafızamız e, balık hafızası zannediyorlar. Allah'tan ki sizler varsınız, sizin gibi e, e, bir avuç kalmış yayın organı var. İşte Halk TV, Bir Gün, e, Cumhuriyet falan derken. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını tekrar verin isterseniz. Sizde de vardır kayıtları istifa etmezse geriye yapılır, sonucuna katlanılır diyor. Kendisi açıkça tehdit ediyor. Yani ben yapmadım diye. Şimdi döndürüyorlar öyle bir şey olur mu? Biz böyle bir şey yaptık mı filan filan. Bir de utanmadan sözcüleri var bir tane sakallı yazık adamcağıza. Çıkıyor yavaş yavaş konuşarak bir şeyler söylemeye çalışıyor. Tamamen kendini inkar ediyor. Bir cümlesinin başında sonuna giderken birbirine karıştırıp ne söylediği belli olmayan ama Belki de bir iyi tarafı var ki yalan söylediğini tekrar düzeltmeye çalışıp tekrar yalana döndürmeye çalışan bir uslupla konuşuyor. Kendisi tehdit etti. Açıkça. ifadeleri var. Şimdi bakın asıl garabet şurada. Hukuk dışı olduğumuzu ve gerçekten vahim durumda olduğumuz bir noktada. Bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı. Ama bugünkü anayasaya göre cumhurbaşkanını ihanet haricinde, vatana ihanet haricinde yargılayamıyorsunuz. Onun için de her gün Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor, hepimizi aşağılıyor, hepimizi azarlıyor, hepimizi tehdit ediyor. Alın götürün diyor. Bugün onun söylediklerini yapanlar, bürokraside olanlar, özel sektörde olanlar, alkışlayanlar, yaltaklık yapanlar, sanatçısı, yazarı, çizeri, siyasetçisi göreceksiniz bir gün dizilecekler. Ben benim önümde bir yazı var. Tam 19 Mayıs 2016'da yazmışım. Sarafla ilgili, Zırıza Zarafla ilgili ve Davutoğlu neden ayrıldı diye. Davutoğlu'nun işten, işten dediğim doğru başbakanlıktan işten atılmış <gülüyor> gibi <gülüyor> işten çıkarıldığı gibi neden atıldı? E, PYD FETÖ'cülerle ilgili kararlarıyla ilgili bir okumanızı isterim. Bugünü bir sene önce, bir buçuk sene önce yazmışım. Biliyor, görünüyor artık. Şimdi buradan söylüyorum. Bugün yaltaklananlar sarayı, saraya valiaç e, olup yapanlar yarın mutlaka hesabında da öderler. Peki, Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Ee, aslında konuşacak çok şey var. Ee, Sayın Vekilim siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Evet. Ee, e, Sayın Tezcan'ın bir faşist diktatör diye bir Hı -hı. suçlaması var. Ee, daha doğrusu bir kendisi bir tespiti dile getirdiğini söyledi. Ve bugün açıklaması var. O şey izlediniz mi Tezcan'ın konuşmasını? Evet. Izledim. İsterseniz bir e, izleyeceğimizi de bir görsün. Arkadaşlar Bülent Tezcan diktatör diye çok kısa. Onu bir verelim. Sayın Vekilim öyle sorumu sorayım. Tekirdağ meydanında ben söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür. Hem de Onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir, şeddelisi. Diktatörün şeddelisidir hem de. Bu da e, açılan davanın Şükür. metni. Şimdi e, Sayın Tezcan'ın bugün konuşmaları var. İsterseniz onu da söyleyin, onun üzerinde konuşalım. İktidarın bu tutumundan, Türkiye'de yaratılan bir fasist diktatörlük ortamından rahatsız olan... AK Partili bakanlar, AK Partili milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları var. Konuşamıyorlar, biz bunları söyledikçe rahatlıyorlar demiş. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bu olayı? Yani bu üslup e, siyasette şu dönem için kullanılabilir bir üslup mu? Kullanılabilir bir üslupsa e, neden böyle bir ortam yaratıldı? Neden Bülent Tecan buna ihtiyaç duydu? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık 4 bin kişiye dava açtı. 4 bin 1 oldu herhalde. Bülent Tezcan'a da hem ceza davası hem tazminat davası açtı. Nasıl bu gereklilik, nereden kaynaklanıyor? Nasıl siz bu tutumu tavrı? Şimdi bir defa önce şunu söylemek isterim. Ben mecliste geçtiğimiz aylarda bir yasa teklifi verdim. Dedim ki Cumhurbaşkanı hakareti düzenleyen düzenleme kaldırılsın dedim. Çünkü... Artık e, referandumdan sonra cumhurbaşkanı yetkileri partili cumhurbaşkanlığının gelmesiyle birlikte o tarafsız e, cumhurbaşkanları için siyasi polemik kentten uzak, polemiğe giremeyecek cumhurbaşkanları için bir e, zırh gibi getirilen kanunun amacı oydu o zaman. Cumhurbaşkanı hakaret suçu ayrı düzenlenmişti. Nedeni oydu. Cumhurbaşkanı devletin tepesinde olur, herkesi temsil eder günlük siyasi tartışmaların içine giremeyeceğinden kanunen böyle bir koruma zarı getirilmişti. Ancak şu anda bir parti genel başkanı, cumhurbaşkanı olduğu için hakaret etmek suçtur, herkes için suçtur. Türk Ceza Kanunu 125. maddesine göre bir karşılığı vardır 3 aydan işte 1 yıla kadar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da tıpkı diğer siyasi parti liderleriyle aynı konuma gelmelidir. Şimdi 4000 tane, 4000 üzerinde davanın sebebi de bir tarafsız cumhurbaşkanına göre düzenlenen bir yasa maddesi var. Ancak sabahtan akşama kadar herkese hakaret eden bir cumhurbaşkanıyla, partili cumhurbaşkanıyla yönetiliyoruz. Ve kendisi hakaret ettiği zaman herhangi bir şey olmuyor. Kendisine yönelik bir ağır eleştiri olduğunda bana hakaret etti deyip savcıların dava açmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bir defa Bülent Tezcan'ın buradaki ifadesi sert eleştiridir. Bunu böyle bütün yargıtay kararları da böyle kabul etmiştir. Evrensel hukuk da böyle alır. Hatta birçok Avrupa ülkesinde, Batı ülkesinde bunun çok daha ağırı, direkt hakareti içeren kelimeleri bile siyasilerin bunu hoş görmesi, kabul etmesi gerekir. Yönetici, Ceza davası olmaz der. Da. Hele yönetici konumunda bulunanların hoş evet, görmesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı vardır. Sarkozy'ye pankart açıp aptal diyen, aptal Sarkozy diyen bir Fransız'a verilen 250 mi 350 euro bir para cezasını insan hakları mahkemesine taşıyor. Para cezası hapis cezası da değil. Ve bunu insan hakları mahkemesi diyor ki siyasi liderlerin bu gibi olaylarla karşılaşabileceğini kabul etmesi gerekir. Şimdi böyle uç örneklerden de bahsetmiyoruz. Ortada bir hakaret yokken bir siyasi eleştiri varken bir hemen bir dava açma sürecine giriyoruz. Ancak bu dava açma süreci Süleyman Soylu'nun açıklaması. Adalet Bakanı'nın tavrı hemen soruşturma başlatılması aslında şunu net olarak söyleyelim. Yani ne Türkiye tarihi ne dünya tarihi hiçbir siyasi partinin bu denli organize bir şekilde suç işlediğine şahit olmamıştır. Yani net tespiti yapalım artık. Şimdi bir defa demokrasilerde yürütme ile yargı birbirinden ayrıdır. Bir siyasi iktidar iktidara geldiğinde yürütmenin belli görevlerini yürütme olarak belli görevleri ifa etmek için gelir. Yani daha somut örnek vereyim. Yani vatandaşımız çok rahat anlasın bizi. İçişleri Bakanı'nın görevi asayişi sağlamaktır. Verilen mahkeme kararlarını icra etmektir. Başka bir görevi yoktur. Ya İçişleri Bakanı kimseyi tehdit edemez. Tutup da bir açıklama üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi sözü üstüne, bunun hesabı sorulur muhakkak gibi bir açıklama yapamaz. Bu suçtur yani. Tehdit ediyorsun sen. Adalet Bakanı yine bunu ima eden açıklamalar yapamaz. Adalet Bakanı'nın görevi yargının düzgün işlemesinde daha çok lojistik bir görev şey yapmaktır, üstlenmektir. İktidar da şey iktidar da yönet bunları yöneterek yani halktan bunun için yetki alır. Yoksa yani şu anda biz tam olarak neyle karşı karşıyayız? Belediye başkanlarının istifa ettirilme süreci de artık net olarak ortaya çıktı. Biz 7 Haziran sürecinde demiştik ki Fatih Bey, Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var demiştik. Ancak emin olun biz bu kadarını beklemezdik. Yani AK AKP'li milletvekillerinin, belediye başkanlarının, başbakanlarının işte görevden el çektirilmesi, görev gaspı yapılması adeta bir yerde mağdur duruma sokulması ve bizim de bunları dile getireceğimiz bir siyasi atmosferi gerçekten kimse beklemezdi ama onu da yaşıyoruz. Şimdi çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanı tarafından aleni, halka açık, herkesin gözü önünde tehdit ediliyor. Ve bu tehdit yerine gelmezse yani ben istifa etmesini istiyorum yerine gelmezse gereği yapılır deniyor ve balıkesir belediye başkanına kadar ki diğer belediye başkanlarının hepsi bir süre bir şok yaşadıktan sonra elini alıyorlardı bir metin e, istifa ile birlikte reislerine ne kadar bağlı olduklarını ifade ifade ediyorlardı yani istifadan öte birçok şeyden korkuyorlardı. E, ta ki balıkesir belediye başkanı ya ben istifa ediyorum ama ne FETÖ'cüyüm, ne yolsuzluğum var, hiçbir şeyim yok. Beni tehdit ettiler, ailemi de tehdit ettiler. Ben dayanamıyorum artık dedi, ee, istifa etti. Yani burada aslında şu ortaya çıktı. Bir organizasyon var. Tehditle, baskıyla, şantajla kamu görevlileri, seçilmiş insanlar, milli irade gasp edilerek görevlerine son veriliyor. Tüm Türkiye'nin gözü önünde de biz bunu izliyoruz şu anda. Hemen bir şey sorayım, siz hukukçusunuz. Bir savcı harekete geçti mi? Geçemez. Yani şu durumda geçemez. Çünkü biliyor ki bir savcı bu durumda bir soruşturma açsa, yani bir cesaret gösterse, soruşturma açsa, bir defa ilk başta tedbiren hemen Adalet Bakanı toplar yeni oluşan Hakim Savcılar Kurulu'nu onu Türkiye'nin en uca köşesine bir tedbiren gönderir. Ondan sonra FETÖ'cü diye tespit ettik. Şu çıktı, bu çıktı der. İçeri atar. Yani şu anki böyle bir duruma cesaret edecek maalesef e, savcı, hakim yok. İkili sohbetlerde şuna şahit olursunuz. Tanıdığınız hakim savcılara sorun. Bunun yani e, çok açık bir şekilde suç olduğunu, çünkü kanunda ceza kanunda karşılığı vardır. Kamu görevlisine görevini yaptırmamak. Kamu görevlisini tehdit etmek. Kamu görevlisini görevden el çektirmeye zorlamak. Suçtur bunlar yani. E, bunu organize bir şekilde ayrıca işleniyor. Bir, ailemi tehdit etti dedi. Ölüme kadar gitmedi ama tehdit var dedi. Yalnız bir soru var orada belediye başkanına. Bir de bu şikayete bağlı değil. Bunu da söyleyelim. Yani bu evet. şikayete bağlı değil. Onu mi? söyleyecektim ben. E, bu konuda şikayetçi olacak mısınız diye sordular. Hayır dedi. Evet. Ama burada biraz evvel söyledim de artık kamu davasıdır. Evet. E, altını çizerek Zeynel Bey bir şey söyledi. E, kamu görevlisini tehdit etmek de ayrıca e, suçtur. Evet. suçtur. Tabii. Ayrıca bir belediye başkanı. Belediye başkanını sorumsuz ama her şeye yetkili olduğunu kendinde gören birisi tehdit ediyor. Sadece o etmiyor. İçişleri Bakanı ediyor, Adalet Bakanı ediyor filan. Ve bunu da topluma başka türlü anlatılıyor. Yenileşme diye. Biraz evvel siz dediniz ki bunların hepsi yaranmak için konuşuyorlar filan. Yani tırnak içerisinde dal kavuklar demeye getirdiniz. Bence öyle değil. Türkiye artık hukuk devleti olmaktan çıktı. Hak yok. Hakkınız değiller olabilir? Hukuk varsa olabilir. Hukuk varsa hakkınızı alabilirsiniz. Hukuk varsa hakkınızı aldığınız için adalet yerine gelir. Hak, hukuk, adalet dediğim dememizin nedeni bu. Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz. İşte yaşanmadığı görünüyor. Birisi diyor ki size 23 yıl yönetmişsin. Kötü, hırsız bilmem ne falan bırakın onu. Ya da 4 yıl yönetiyorsun Balıkesir'de. İyi yönettin, kötü yönettin. Şunu söyleyebilirsiniz. Kardeşim siz bizim partimizin ilkelerine uygun burayı yönetemiyorsunuz. Ayrılırsanız seviniriz. Ama ayrılacaksın dersen, ayrılmazsan gereğini yaparız. Sen de sonuçlara katlanır dersen, bunu da 80 milyonun önünde söylersen ve bu 80 milyonda ayağa kalkıp ne oluyor ya demezse o zaman Türkiye başka bir yere gitti demektir. Hukuk ortadan kalktığı zaman durum böyledir. Başka bir tarafa bakalım. İnanan insansa başkasının hakkını yiyebilir misin? Yani sen şimdi bir kişiyi oradan uzaklaştırarak senin seçeceğin, atacağın bir insanla Balıkesir'i yönetmek istiyorsun. Balıkesir'i yönetmek isterken o kişinin ailesi de saldırıda ya da şantajda neyse tırnak içerisinde iddia sahibi olduğu için söylüyoruz. Tehdit ediyorsun. Sonra inanan insanım ben Kimsenin hakkını yemem diyorsun. Ortalıklarda dolaşıyorsun. Ve insanlar sana diyorlar ki vay dindar adam. Dini sen siyasallaşmışsın. Siyasal İslam adı altında kendine başka bir anlayış yaratmışsın. Ve sen sömürüyorsun. Hem insanın oyunu sömürüyorsun. Hem yaşamını sömürüyorsun. Hem de inancını sömürüyorsun. Bunu bir dakika diyecek Türkiye'de artık hakim kalmadı. Çünkü Türkiye yargı bağımsız değil, tarafsız değil. Türkiye'de hukuk yok. Çıkıp hukuk yok sen hukuku katlettin diyebilmeliyiz artık hepimiz. Niye bunu diyemiyoruz? Korkuyor muyuz? Bence korkmamalıyız. Yüzde altmış Kemal Kılıçdaroğlu 430 kilometre yürüdü. Bizlerle birlikte yürüdük. Sonunda 2 milyon insan toplandı. Bütün korku bu zaten. Eğer 2009 bu anlayış 4 Kasım'da iş başına gelirse hayal edemeyiz o 4 Kasım'ı biz. Arkadaşlar şimdi yani yurttaşlar bizi izleyenler şimdi hayatlarından memnunmuş gibi görünüyorlar. Nerede? Akşamleyin evinize ekmek götürebiliyor musunuz? Çocuğunuzun istediğini alabiliyor musunuz? Ya çocuklarımız nasıl okuyacaklarını bilmiyorlar. 8. sınıfa gelmiş olan çocuk nasıl bir üst sınıfa, liseye nasıl geçeceğini bilmiyor. Böyle bir ülke olur mu? En önemli yatırım insan yatırımı. Yalan, riya, her şey var. Her şey var. Şimdi bir de güler yüzlüyüz. seçime yaklaşıyoruz diye güler yüzlülük var. Buna artık dur dememiz lazım. Şimdi bir de mesela belediye başkanları istifa ediyor değil mi? Onu da söyleyelim. Şimdi istifa eden belediye başkanları ile ilgili somut da şöyle bir durum var. Bir kısmı, önemli bir kısmı. Ciddi şekilde suç işledikleri tespit edilmiş, soruşturmalar yapılmış, dosyalar hazırlanmış. Ondan sonra o belediye başkanlarının önüne götürülüyor. Bak kardeşim bunlar var, sen istifa ettin, ettin, etmedin. Bu soruşturmalar işleme konacak deniyor. Ondan sonra o da büyük bir şevkle lidere bağlılık yeminleri ederek şimdi bu istifayı ediyor, bir yandan da aklanmış oluyor kendi açısından. Öyle Ondan mi? sonra da bir yasazdır alıyor üstüne. Öyle, öyle mi ama? Öyle yani mi? E, şu anda en azından onlara söylenip ikna edilen durum bu. Yani bu bu millet bu millet o dosyası olan adamları bunlar gittikten sonra o dosyaları açıp da hadi gel bakalım yargının demeyecek aslında burada, burada eğer bu belediye başkanları ve bundan sonrakiler kendilerine emanet edilen yani kendilerine verilen o halkın oyuna sahip çıkarlarsa milli iradeye sahip çıkarlarsa en azından hani bulundukları duruma kadar yaptıkları bir yana bundan sonraki davranışlarıyla en azından bir insanların saygınlığını kazanırlar ve böyle bir direnme halinde de insanlar sahip çıkacaktır. Yani bunu da unutmadan söyleyelim. Kimsenin hukuk karşısında dokunmazlığı yoktur. Soruşturmalar açılır. Yaptıysa bir suç işlediyse bunların karşılığını görmelidir. Ancak bununla birlikte de böyle bir davranışın siyaseten de çok önemli pozitif katkılar olacağı söylenir. Bakın bugün programa gelmeden evvel biraz böyle karıştırdım falan çok ilginç bir şey tespit ettim. benim. Bir araştırma, araştırma ne biliyor musunuz? Haberden kaçınmak. Hani haber kelimesi, haber gördüğünde haberden kaçınmak, bunu beş hafiflerden kaçınmak olarak da başlık edip vermişler. Ne biliyor musunuz? İşler acısı durum. Bir üniversite, Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir enstitünün araştırması, dünyada haber gördüğü zaman, internette olsun, televizyonda olsun kanalı değiştiren ülkelerin sıralaması. 36 36 ülke arasında araştırma yapılmış. Bunda biz birinci çıkmışız. Bizim Türkiye'de toplumu %57'si morali bozulduğu için, motivasyonu düştüğü için ondan sonra birçoğunda da yalan haberle karşılaştığı için %57'si haber kanalı gördüğünde değiştiriyor. Haber düşen bir şey olduğunda tramva yaşadığından kapanıyor. Yani nedeni de Türkiye'nin artık yani maalesef ne kadar konuşma yapsa Tayyip Erdoğan Türkiye bir kabile devleti değildir diyor. Evet biz de diyoruz Türkiye kabile devleti değildir. Ama bu olan bitenler yani görüyoruz bunları. Yani ancak bir kabile reisinin yapılabilecek tarafından yapılabilecek işlerle karşı karşıyayız. Yani bir emir veriliyor, talimat veriliyor, yukarıdan aşağı tüm organlar bunu uyuyor. Meclise daha bir yasa tasarısı gelmeden isteseniz de istemeseniz de o yasa tasarısı meclisten geçilecek deniyor mesela. Yani Buna nasıl karar veriyorsunuz? Mecliste yasamanın şekli bellidir. Komisyonlarda görüşülür, tartışılır, partiler fikrini söyler. Uzun uzun ilgili Cumhurbaşkanına söylemişti. İsteseniz de istemeseniz, istemeseniz de, de. Bu, bu ve benzeri nikah kıyması ilgili yasa geçecek dedi. Yani bu şu demek. Oradaki milletvekillerine kendi milletvekilleri için söylüyorum. Siz milletvekili değilsiniz, milletin temsilcisi değilsiniz. Ben varım. Ben ne söylersem o geçecek demektir. Normal prosedür böyle mi? Yani normal prosedürde yasa geçtikten sonra işte 15 gün Cumhurbaşkanı imzalama süresi var. Gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne gitme süreci var. yani niye bu önemli olduğu için, demokrasilerde konuştukça doğrunun bulunduğu için böyle bir tavırdan bir demokrasi yerleşmiş bir devlette de olacak şey midir? Tamam Türkiye kabile devleti değildir söylüyorsun bunu. Peki katılıyoruz biz. Bu olanları yani Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'nin bu görüntüye sahip olmasına sebebet veren bizzatı kendisi. Bakın kabile devletinin bile kabile başkanının kuralları vardır. O öldüğü zaman oğlu geldiğinde babamın kuralları diye devam eder. Osmanlı da aynı şekilde devam etmiştir. Kanunu kanun koymuştur. Ve o kurallar kanunlarla devam edilmiştir. Bugün Türkiye'de kabile devleti bile değiliz. Çünkü kanunlara rağmen yapılan çok iş vardır. Kanun çıkacak demek bunlar tehdit bu alıştı insanlar. Yani insanları önce böldüler, farklılaştırdılar, sonra e, e, alıştırdılar. Ben bu bugünkü durumu şöyle değerlendiriyorum. Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir şekilde sıkıştı. Yani e, hani ölümü gelen derler ya. E, sıkıştı 2019'u göremiyor. 2019'da hı hı. E, istediği tek adamlığa geçemiyor. Her türlü oyun oynandı. Seçim kurulu oylandı. Şimdi seçim kurulu başkanı değiştiriliyor filan. Yüksek seçim kurulu. Her türlü oyun oylandı. Ama bir tek adam mutlak iktidar olabilme icazetini alamadı. Onu kim getirdiyse onlardan alamadı. Halk değil. Halkı zorlayarak algı yöneterek oylarını alıyorlar. İşte referandum görüldü. Referandumda. E, %50'nin üzerinde 60'lara gelen bir şey vardı. Tabi bilemediğimiz bu hata yapıldı, herkes yaptı, herkesin de bir parça payı var. Ama 16 Nisan'da açıkça görülüyor ki hayır oyları 7 büyük, 8 büyük şehirde önde Şimdi görevden aldıkları yerlerde hayır oyları önde olan yerler. Ama sadece orada değil ki başka yani yerlerde de var. İstanbul'un içleri var mesela. Şimdi Onlar bir, da görevden alıyorlar. Bunlar bu, bunlarla insanları oyalıyor. Ama asıl Türkiye, bütün dünyada itibar kaybetti, saygımız yok. Yanı başımızda fokurduyan bir kazan var ve biz onun içerisinde bu sonuna kadar batmış durumdayız. Operasyon yapıyoruz ama savaşa girdik. Çocuklarımız oradan şehit geliyor. Terör, biz terörü e, e, yok edeceğiz deniyor. Terörü aksine biz körüklüyoruz. Asıl önemlisi kendi dış politikayı da kaybettiğimiz için kendi çıkarlarımızı da bu arada itiriyoruz. Doğu e, Akdeniz sahasında müthiş bir yeni enerji alzası var. Biz orada yoz. Var mıyız? Yoz. Biz uluslararası hiçbir yerde yokuz. Ruslarla beraber hareket ediyoruz. Oradan S-400 füzesi alacağız. Kaç milyar dolar? Kaç milyar dolar? Bakın ikinci bunlardan daha önemlisi Rıza Sarraf. Onu, Rıza Sarraf Recep Cephane, Tayyip Erdoğan'ın yumuşak karnıdır. 15 Temmuz beraber biraz sonra herhalde onunla konuşacağız. Beraber yürüdükleri bu yollarda aynı menzile gittikleri insanlarla e, kavga ettiler. Bizim insanlarımızı öldürdüler. 249 kişiyi 2301 kişiyi de yaraladılar. Kalıcı hasar bıraktılar, seker bıraktılar, engelli oldular. Bunu yaptılar. Ama ağızlarını açıp 15 Temmuz 15 Temmuz diyorlar. FETÖ getireceğiz deyip Amerika'ya gittiklerinde Fethullah Gülen'i değil de Rıza Zarraf'ı istiyorlar. Bir şey söyleyeyim. Ne 15 dersen? Temmuz Şehit ve Gazze'de için toplanan 309 milyon dağıtmıyorlar. Şimdi öyle enteresan bir şey ki gaziler ayaklanmış. Yani 15 Temmuz'da gazi olarak nitelendirilen bu direnişi gerçekleştiren isimler. E, 2193 vatandaş e, kampanya yapılmış biliyorsunuz e, Başbakanlık ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ve 20 Ocak 2016 tarihi itibariyle 309 milyon lira para toplanmış. bunların hepsi tamam bu parayı verilmemiş. Bir yani bu para nerede olduğu da bilinmiyor. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Türkiye'de biraz evvel söyledik. Haberlerde de bizim sevgili arkadaşımız burada konuştu. Ekonomi çöktü. Kimse farkında değil. Yani bize göstermelik rakamlar söylüyorlar. Bugün Merkez Bankası enflasyon rakamlarını 2017 için revize etti. Yani düşündüğümüzden daha fazla çıkıyor dedi. Gelecek sene de ikili rakamlara doğru gittiğimizi söyledi. Bu görülen her türlü üzerinde oyun oynanan rakamlar. Asıl ekonomi insanın cebinde. Elinizi cebinize atın. Bizi izleyenler, emekliler, esnaf, işçi, tarımda çalışan, üretici. Atsınlar ellerini ceplerine. Akşam yedikleri yemeğe baksınlar. Bir tarafta saray var. Biz büyük bir ülkeyiz, sarayımız olsun diyorlar. Güzel değil, bizim evlerimiz, bırakın sarayı, halı olsun bari ya. Bakın sayın şey bakım, bu ne saltanat diyor. Örtülü ödenekten 14 yılda 12 milyar lira harcanmış. Evet. Yine kamuda 1 onda 2 milyar liralık yolluk harcaması yapmış Hı -hı. 2016 yılında. Aslında ne biliyor musunuz Fatih Örtülü ödenekler harcanan Tabii. rakamlar da açıklanan rakamlarla gerçekleri arasında fark vardır ha. Bu revize edilmiş rakamlardır. Yani indirilmiş. 12 milyar yani. mı? Mi? Tabii o daha fazladır. Yani 3,5 milyar dolar yaklaşık, 4 milyara dolara yaklaşan bir para harcamış. Şimdi bugün harcanan paraların birçoğuyla ilgili soru sorduğumuzda devlet sırrı tırnak içinde, kavramı altında artık cevap da verilmiyor. Yani ne kadar şey... Bak yasa çok Ama... açık. Yasa çok Hı. açık. Diyor ki örtülü ödeneği ailene ve partine harcayamazsın diyor. Kemal arkadaşına rica edin. Bunu Biliyorsunuz meşhur yakın Tansu Çiller'in olayı vardı. bir dolandırıcı. Evet, bir dolandırıcı. Bir Sen Hiç çok parsa Neyse sen söylemiş oldun. Ben, o olayda Tansu Çiller yargılanacaktı. ve kaçtı. Seçim girdi filan neyse. Şimdi bu olaylar bu müthiş bir şey. Bunun sorumluluğu yok. biliyorsunuz bütün sorumluluğu şimdi düşük profilli başbakan alçak profilli. Şimdi mi? işte bu ekonomik veriler böyle ortaya çıktıktan sonra zaten hep aynı filmi tekrar görüyoruz. Şayet reel siyasette AKP çöküntüye başladığı zaman değerler siyasetine dönüyor. İşte bir önceki hafta bakıyoruz meclise müftülerle ilgili yasayı getiriyor. Bu hafta helal gıda meselesini getiriyor. Yani neleri vaat ve sonuçlarında neler olduğunun toplum tarafından tartışılmasın. Din vatan, bayrak e, gibi ortak değerler üzerinden bir siyaset inşa etmeye ve toplumu bu yöne bölmeye yönelik bir politika Artık, izliyor. Bir şey Artık bu mi? çok açık yani. Benzin Toplumun bunu farkına varması lazım. Benzin kaç lira? 5 lira geçti. Burada var e, rakam. 5 lira söyleyeyim ben size rakamları. E, benzin litresi İstanbul'da 5.50, Ankara'da 5.53. Şu anda Avrupa'nın en pahalı benzinli kullanıyoruz hatta dünyanın vatandaş olarak. Evet. Peki niye bu kadar pahalandı? Oysa benzini, e, e, petrolün varili 160 dolarlardan şimdi 50-52 dolarlara, 55 dolarlara düştü. Niye? Çünkü dolar, Türk parası karşılığında her bir kuruş kazandığında, değer kazandığında dolar... Biz 3,5 milyar TL fakirleşiyoruz. Hesaplayın. Ayrıca bu e, nerede bu yoğurdun bolluğu dedir ya? Nereden geliyor? Üretmeyen bir ekonomi, üretenleri de engelleyen bir ekonomi. Sadece inşaat yapıp inşaata başkalarına satarak, özellikle Araplara satarak, inşaatla oradan gelen parayla ekonomiyi ayakta durduruyorlar. Sayın Bakanım şöyle diyor yüzde bu 5 lira 50 kuruş benzinden alınan devletin vergisi 4 liraya geliyormuş vergi. 1,5 lira yani benzin. Ya, onu bahsiz on, onun için sordum Fatih Bey. Biz bazatı çiftçiye 1,5 liraya satacağız da dediğimiz zaman parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Sizin çaldıklarınızı e, e, engelleyeceğiz. Para orada zaten. Bu 4 lira nereden geliyor? Üretmeyen ekonomide vatandaşın sırtında haksız bir kazanç. Yani şoför esnafı da 4 lira vergi ödüyor. Keyfi için araba kullananlar da 4 lira vergi ödüyor. Buradan milyar, bir şey daha gelmiş. 3 milyar 600 milyon TL fazladan vergi ödeyecek ha. vatandaş. Bu zamlardan sonra 3 milyar 600 milyon yük yine vatandaşın sırtına bu yakıttan gelen vergi. Bunu Şimdi bir şey bu daha söylemek istiyorum. Pardon en son söyleyeceğim bir laf. Bu e, 2002-2017 Ağustos ayına kadar. Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinin bizim cebimizden başkalarına kazandırdığı para toplam 145 milyar dolar. Bu ne biliyor musun? Türkiye'nin Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin AKP iktidarında yabancılara 145 milyar dolar faiz ödedi. Faizleri düşürün diyor, değil mi? 2002'den bu yana. Mı? 2002 2017 Ağustos Merkez Bankası'nın rakamı. kere Türkiye 145 milyar dolar. Türkiye'nin bir seneli yıllık ihracatının aynı evet. Rakam. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Son, ondan sonra belki oraya geçeriz. Hı hı. Rıza Zarrab meselesinde yumuşak karın diyor ya. Halk Bankası tehlikede. Halk Bankası genel, genel müdür yardımcısı tutuklu. Bir bakan, o Halk Bankası'na falan bakan... Çağlayan tutuklama kararı var. Halk Bankası'nın eski genel müdürü de tutuklama kararı içerisinde. her an Halk Bankasına el konulabilir. Deniyor ki böyle bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Adamlar zamanında yapmışlar. Pariba diye bir banka var. 8.99 milyar dolar ceza kesmişler, el koymuşlar. Kredi Suisse diye İsviçre bankasına 2.6 milyar dolar ceza kesmişler. Bu bizim başımıza geldiğinde şu 145 milyar dolarların üzerine daha ne milyar dolarlar. Peki Narenciye üreticisi Mersin'de, Anamur'da muz serasında geleceğini garanti altına almaya çalışan insan. Ya da bugün bizim Ömer Fethi'nin işte Nide'de, Ulu Kuş'ta lahana yetiştiren üreticisi. Tırnaklarıyla toprağı kazıyor, su bulamıyor, su buluyor para alamıyor, oradan borç alıyor, gübre atıyor, mazotla bir şey üretiyor, satamıyor. Çünkü bu borcu evlere para harcayan ya da otomobilleri, biraz evvel sen gösterdin ne kadar dedin, şeyi nedir? bir de saltanat var, araba saltanatı var. Kaç tane araba almışlar? Evet, burada... Oralara para harcanıyor şöyle diyor saray ve meclis tasarruftan muaf ma tutuldu diyor ee, ve e, yeni araç alımı yok kapattık dükkan demiş başbakan ama e, 2000'e yakın yine araç alınmış. Bakın şey. mandalinayı bugün 3 lira 3,5 liradan mı alıyorsunuz? Öyle mi? Benim mandalina küçük bir bahçem var 41 kuruşa sattılar biliyor musunuz? Ve sattığı mandalina sen de Hataylısın sen de bilirsin. Ee, borçlu, borçluyum ben daha ilaca, gübreye para da ödemiş durumda değilim. Nasıl da ödeyeceğim bilemiyorum. Üretici bu durumda. Memur başka bir durumda. E, Türk İş'in hazırladığı e, rapora göre Sağ bir kişi olsun. 1826 lira para kazanmak zorundaki bir kişi bir aylık hayatını istediği gibi kendi kendini çekip çevirsin. Asgari ücret kaç lira? Tabii. 1400 lira. Bu arada e, Sayın Vekilim e, bir araya gideceğiz. Size şeyi soracağım. Darbeyi soracağım. Tamam. Komisyon raporu meclise gelmedi herhalde. Evet. Hala. Ve açılan davalarla ilgili sizin bazı çalışmanız var. Onu anlatırsınız. Tamam. Sayın Fikri Sağlar'a da şu Tarsus'taki hazine işini bir sormamız lazım artık. Yani kimse ne olduğunu anlamadı. Polisin koruduğu, Çevk Kuvvet'in koruduğu, neredeyse Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yığıldığı o açılan kuyularda, deliklerde ne var? Az sonra bizden ayrılmayın.